Evet, herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, Manhattan'ın göbeğinde Bryant Park'tayız. Sayın Çağatay Kılıç'la beraberiz burada. Birleşmiş Milletler zirvesini takip ediyoruz. Uluslararası ilişkiler bakımından son derece önemli. Pandemi şartlarında, Covid şartlarında yapıldığı için geçen sene gerçekleştirilememişti. Bu sene dünyanın belli ülkelerinden liderler katıldı. Türkiye adına Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelen isimlerden biri oldu. Sayın Çağatay Kılıç da heyetteki isimlerden, uluslararası ilişkileri çok yakından takip eden bir isim aynı zamanda. Merhaba. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben bugün istedim ki Almanya seçimleri çok yaklaştığı için Türkiye bakımından olası sonuçları ne olur, etkileri ne olur bunu biraz konuşalım, değerlendirelim. Çünkü Çağatay Bey Almanya'yı da çok yakından bilen, Almancayı iyi konuşan ve Almanya'da da belli sürelerde yaşayan, orada doğmuş büyümüş birisi. Bir başka birçok özelliğinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon başkanlığı. Bu vesileyle Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya çok sık gidip gelen, gelişmeleri takip eden bir insan. O yüzden diyorum ki ben BM konularını bir tarafa şimdilik bırakalım. Almanya seçimleri Türkiye bakımından da çok önemli. Önemli. Çünkü Almanya Avrupa'nın lokomotif ülkesi, ekonomik anlamda en azından bunu söyleyebiliriz, motor ülkesi. Ve Türkiye ile ilişkiler açısından da bizim en çok ticaret yaptığımız dünya ülkesi, Avrupa ülkesi. Bir numaralı ticaret partnerimiz. Bizim ortamız. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye kökenli insanların önemli bir kısmı Almanya'da. Bunların bir bölümü aynı zamanda Alman vatandaşı ve oy kullanacaklar. Bugün itibariyle artık seçime neredeyse böyle saatler kala diyeceğimiz bir zaman diliminden söz ediyoruz. Anketlere baktığınızda veya kişisel tahmin ve analizlerinizi de baktığınızda hangi adayın, hangi partinin veya partilerin iktidara daha yakın olduğunu görüyorsunuz? Bir başka daha pratik bir şekilde sorarsam Merkel'in koltuğunda biz muhtemelen kimi acaba görüyor olacağız? Sonra Türkiye üzerindeki etkilerini konuşuruz tekrar. Tabii. Şimdi tabii öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Sizin de dediğiniz gibi Almanya Türkiye açısından birçok farklı konudan dolayı önemli ama en önemli konularından birisi de gerçekten sizin de dile getirdiğiniz gibi yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye kökenli vatandaşlarımızın en yoğun bulunduğu ülke Almanya. Bunların içerisinde de ciddi manada bir rakam Almanya vatandaşı. Aşağı yukarı 1 milyon civarında mı? 1 milyon acaba? Civarında Almanya bir vatandaşı olan, rakamdan pasaportu olan, oy tabii, kullanabilen insanlar. Oy kullanma hakkı olan. 1 milyon civarında bir Türkiye ile bağı olan, Türkiye ile doğrudan duygusal bağı olan, insani bağı olan, bu Anadolu'nun ve Türkiye'nin topraklarından Almanya'ya göç etmiş bir aile ferdi olan, belki kendisi, belki çocukları, belki torunu. Dolayısıyla çok farklı bir önemi var bizim için. Ve bunların işte 1 milyona yakını, belki biraz altı biraz üstünün rakamsal anlamda oy kullanma hakkı var. Bugünkü seçimlerdeki yapılan anketler, kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman da Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tarihindeki, siyasi tarihindeki belki de en öngörülemez oy oranlarının birbirine en yakın olduğu seçim. Çok kafa kafaya bir seçim mi bu? Ciddi manada hani o başa anlamda baş diyebileceğimiz baş başa giden bir seçim var. Yani burada 3 partinin Yeşiller, SPD, Sosyal Demokratlar ve CDU-CSU birlik partilerinin, merkez sağ partilerinin oy oranları ciddi manada kimisi bazen 2-3 puan yukarıda aşağıda ama aşağı yukarı aynı oranda bir durumla bakıyoruz. Uzakta olan partilere baktığınız zaman Türkiye açısından bizim çok yakın takip ettiğimiz iki parti daha var. Yani tabii ki Yeşiller, SPD, CDU-CSU'nun dışında işte FDP var, liberaller. Ama onun haricinde de bizim sosyal anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında ve Almanya'nın da gelişimi açısından, sosyal ve siyasi gelişimi açısından çok yakın takip ettiğimiz iki parti daha var. Sol Parti ve AfD. Yani aşırı sağcı. Irkçılar. Aşırı sağ ırkçılar ile aşırı sol parti. Çünkü sol parti de aşırı solun partisidir.
Aşağı yukarı bu iki partinin oy oranları ne seviyelerde son dönemde? Yani AfD'nin sol partiden biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu kaygı verici bir şey tabii, değil mi? Almanya açısından kaygı verici. Avrupa açısından da aslında. Avrupa herhalde. Açısından da kaygı verici. Siyaset açısından da kaygı verici. Yani AfD'nin %10 ile 12 arasında giden gelen gördüğümüz oy oranları var. Dolayısıyla şu söylendi ama biliyorsunuz Almanya'da koalisyon ile yönetim çok yüksek olasılıklar içerisinde. Bu zaten şu andaki kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Bütün partiler ama AfD ile herhangi bir koalisyon veya ortaklık içerisinde olmayacaklarını deklare ettiler. Kategorik olarak reddediyorlar. Kategorik olarak reddettiler. Tabii burada kendi içlerinde de bir takım çelişkiler yaşıyorlar. Yani şimdi onlara girmek istemiyorum ama Türkiye'ye bir takım siyasi partilerle ilgili baskı ya da bir takım önerilerde bulunmaya çalışanların kendileri açısından sıkıntı gördükleri veyahut da kabul etmedikleri bir takım olaylar olduğunda bir siyasi partiye karşı ne kadar rigid olabildiklerini de görüyoruz. O ayrı bir bahis konusu. Geleceğe doğru bakarsak, şimdi tabii CDU'nun adayı, CDU-CSU'nun birlik partilerinin adayı Armin Laschet. Armin Laschet'i Türk toplumu, Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve Türkiye şuradan iyi bilir. Gerçekten Alman siyasetinde Türkiye ve Türklere karşı olumlu yaklaşımları olan, olumlu bir şekilde konularla ilgilenmeye çalışan ve hatta şu son dönemlerde de sorun yaşadığımız bazı başlıklarda yerel bir Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti başbakanı olarak siyasi anlamdaki riski de alarak bir takım yakınlaşma çabaları içerisinde hep oldu. Hatta Türk Laşet, Türk Armin de diyorlar. Birkaç yani yerde okudum. Biraz egzajere ederek söylüyorum. Siyaseten yakıştırıyorlar. Biraz bir yakıştırma olarak. Muhalifleri de bunu suistimal etmeye çalışıyor. Olarak, olumsuz anlamda kullanmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye fazla yakın veya Türklere. Diye. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla hani siyasetin içerisinde aslında tutarlı bir duruş ortaya koyan, benim şahsi kanaatim açısından söylüyorum. Siyasi anlamda çünkü Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti başbakanı, Türklerin çok yoğun olarak yaşadıkları, benim de doğduğum, büyüdüğüm şehrin bulunduğu eyalet. Siz nerede doğdunuz? Zigen'de. Zigen'de. Köln'e çok yakındır. Türklerin en yoğun olduğu yerlerden biridir Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti. Tabii Köln, Dortmund, Köln, Düsseldorf, buralar. Essen bölgesi, başkonsolosluğumuzun olduğu. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman böyle bir yaklaşım içerisinde kendisini yıpratmaya çalışanlar da var. SPD açısından baktığınızda mevcut adayın Olaf Scholz'un iyi bir popülarite yakaladığını görüyoruz ama tabii biliyorsunuz yani ben Almanya'nın iç işlerine karışacak değilim. Veyahut da Almanya'daki vatandaşların ne yönde oy kullanacaklarını kendilerine söyleyecek de değilim. Herkes hür iradesini sandığa gidecek. Yansıtacak. Tabii karar Almanya'dan verecek. Türkiye'ye zaman zaman özellikle orada bazı Türkiye'yi çok yakından takip ettiğini iddia edip sadece Türkiye'ye ve açık söylemek gerekir AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı bir olumsuzluk düşüncesi içerisinde olumsuz duygular besleyenlerin taraflı açıklamaları oldu. Bizim siyasetimize müdahale etmeye çalıştılar biliyorsunuz geçmişte bunlar. Alman siyasetçileri mi kastediyorsunuz? Almanya'daki bazı siyasetçiler. Bazı siyasetçiler. Almanya'da seçilmiş oldukları için Alman siyasetçi diyoruz ama çoğunun bunun maalesef bizim camia yani Türkiye kökenli camiadan gelmesi de üzücüdür. Dolayısıyla bunlara da ümit ediyorum dikkat edecektir vatandaşlarımız ama SPD'nin adayının partinin çok üzerinde bir popülaritesi var. Anketler onu gösteriyor şahsını. Yani son olarak. Düzlüğe girerken oy oranını arttırdı mı SPD'nin adayı? Son Olaf Scholz. 3-4 haftadır. Olaf Scholz'da bir popülarite şeyi var ama tabii şu var. Popülarite güzel bir şeydir ama yönetimsel anlamda bu nasıl yansıyacaktır? Buna da bakmamız gerekir. Yeşiller ciddi manada bir irtifa kaybı içerisine girdi. Analize baktığınız zaman yani 1-1,5 ay önce daha yukarıdayken farklı bir rüzgarları vardı. Farklı bir rüzgarları vardı. Hatta bir ara biliyorsunuz ve siz de takip ediyorsunuz. Yani Yeşiller Partisi'nin başbakan adayının şansölye 1,5 ay önce, 2 ay önce konuşuluyordu. Tabii herkes bunu konuşuyordu. İlk kez Almanya'da bir kadın siyasetçi. Kadın siyasetçi. İlk kez Almanya'da Yeşillerin bir şansölyesi yani olacağı şansölye adayı şansölye olacak gibi bir tartışma, bir analiz vardı. Evet. Şu anda baktığımızda her 3 adayın da
Kimisi bazen dediğim gibi öne çıkıyor, geri çıkıyor ama her üç ana akım parti adayının da şunu da bilmek lazım, görmek lazım. Yeşiller de yola çıktıkları durumda değiller. Neyi kastediyorum bununla? Siyasi anlamda ortaya koymuş oldukları bir düşünce var, bir doktrin var, bir yaklaşım var. Onlar da artık daha fazla bir, nasıl diyeyim, Alman siyasetinin içerisindeki geleneksel partilere yakın bir hale merkeze mi yaklaştılar? Merkeze yaklaştılar. Sizin de dile getirdiğiniz gibi Merkel, Sayın Merkel uzun dönemlerdir, yani 16 yılı aşkın bir süredir Almanya'da şansölye. Çok uzun bir dönem. Almanya şartlarında, Avrupa şartlarında çok, çok uzun bir süre. Yani üst üste kazandığı seçim sayısı açısından da nadir liderlerden birisi. Yani yerine kim gelecek göreceğiz. Ama şu soruyu sorarsak eğer, hani dünya siyaseti içerisindeki Almanya'nın durumu ile ilgili şöyle bir şey vardır Hakan Bey. Bizi Almanya'dan takip eden veyahut da Alman siyasetini yakın takip edenler bilir. Sayın Merkel'in Almanya'daki popülaritesinden çok daha yüksek bir popülaritesi uluslararası siyasette vardır. Şimdi çok ilginç bir şeydir. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani Almanya'nın geleneksel olarak da bir ekonomik açıdan Avrupa Birliği'nin en temel ülkelerinden olması, belki de en güçlü ülkesi ekonomik olarak. Ekonomik olarak sağladığı katkı ortada. Almanya'nın yumuşak gücünden kaynaklanan bir şey mi biraz bu? Onu çok iyi bir şekilde uluslararası siyaset içerisinde kullandığını düşünüyoruz ya da düşünülüyor. Yani Almanya'yı biraz usta camı konumlandırdı diyebilir misiniz Merkel'in? Şahsi Merkel'in yaklaşım açısından da Merkel'in, evet. Almanya mesela Libya konusunda en son, ki bunu biz Türkiye'de de dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da hatırlarsınız Berlin'e gitti bu konferansla ilgili. Türkiye'de Sayın Merkel geldi. Burada ciddi manada bir angajme oldu kendisi. Uluslararası siyasetin içerisinde baktığınız zaman konuya müdahil oldu. Yani kenardan izlemedi. Hani hep tartışılır ya, Almanya işte ekonomik olarak çok kuvvetlidir. Siyaseten çok fazla müdahil olmaz konulara diye. Libya konusunda bir daha aktif bir, proaktif bir politika izledi. Hatta evet, proaktif bir politika. Ve Türkiye'yle iyi bir diyalog da kuruldu gördüğüm kadarıyla, değil mi? Daha yani, yapıcı bir yaklaşım kesinlikle oldu. Kesinlikle. Ve Türkiye'nin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu nasıl diyeyim, bölgenin üzerindeki etki alanındaki kuvvetini de bilerek ve görerek bunu değerlendirdi. Yani Fransa ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir ortamda Almanya ağırlığını koyarak bir denge unsuru oldu Avrupa Birliği içinde. Bu Libya bağlamında diye. Libya bağlamında da diyebiliriz. Diğer Suriye bazı bağlamında da diyebiliriz. Denge unsurundan ziyade sorunu çözmek için bir irade koydu ortaya. Evet. Yani Türkiye'de memnun oldu galiba bu bundan, süreçten. Tabii, yapıcı bir yaklaşım tabii olarak. Biz mesela uluslararası birçok toplantıda Alman milletvekilleriyle tabii bir araya geliyoruz. Orada bir takım konuşmalarımız oluyor, değerlendirmelerimiz oluyor. Yani o iradeyi orada da görüyorsunuz. Yani kendi partisine olan milletvekilleri haricinde de, diğer partilerin milletvekilleri de, uluslararası siyasetin içerisinde olan milletvekillerine baktığınız zaman siyasileri yani bunu görüyor, bunu ortaya koyuyorlar. Merkel'den sonra şimdi gelecek olan kişi koltukta bir kere büyük beklentiler olacaktır Merkel'den mutlaka sonra, değil mi? Mutlaka. Kolay olmayacak yani, kim seçilirse seçilsin. Tabii. Herkes o adayı, seçilen kişiyi Merkel'le karşılaştıracak en azından belli bir süre boyunca. Belli bir süre mutlaka karşılaştıracak. Peki Türkiye bakımından şu adayın kazanması Türkiye'nin dış politika menfaatleri açısından daha iyidir diyebileceğimiz, yani bu değerlendirmeniz o adayı desteklemek anlamına gelmez. Objektif olarak baktığımızda, yani ben bunu size bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğinizle sorayım. Evet. Bakanlık görevi yapmış veya şimdiki komisyon başkanlığı görevinizle değil de Almanya'yı iyi tanıyan, orada da yaşamış olan bir Türk vatandaşı olarak bakarsanız, iki ülke ilişkilerine katkı anlamında da hangi adayın seçilmesi daha iyi olur Türkiye bakımından? Şimdi tabii bizim şöyle bir zorluğumuz var Hakan Bey. Şimdi siz soruyu bana öyle sordunuz da benim vereceğim cevaptan sonra kimse şunu demeyecek. Şapkayı aldı kenara koydu öyle cevap verdi demeyecek. Şapkayı o da bizim kenara koymak kolay değil bu görevlerden sonra. Yani o da tabii şey, bizim zorluğumuz diyelim ama şunu söyleyebiliriz. Bir kere Türkiye'nin uluslararası siyaseti, bölgedeki, bölgesindeki konumu burada da görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler'deki yaklaşımı, yani birçok eleştiri getirse de veyahut da ana muhalefet ve bazı muhalefet partileri bunu başka yere çekmeye çalışsalar da işte dünden beri siz de takip ediyorsunuz. Burada birçok uluslararası gelen lider Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp Türkiye'nin belli noktalardaki desteğini alıp
işte günümüz içerisinde tartıştığımızda Amerika'dayız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz, Afganistan ciddi bir konu burada. Yani her bir araya geldiğiniz siyasi basın mensubu bunu soruyor. İşte en son çekilmenin son günlerinde kaç Amerikan askerini öldüğünü, tabii. Yani bir şok dalgası yarattı Amerika'da ve bütün. Aynen öyle. Beklenmeyen bir saldırıydı yani. Tabii. Dolayısıyla yani iç içe geçmiş olan ilişkiler şeyi var tabii ve Türkiye kendi duruşunu, gücünü yansıtmaya muktedir bir durumda bu anlamda. Almanya açısından da genel anlamda baktığınızda tabii Türkiye'nin Almanya ile Almanya'nın Türkiye ile bir genel siyaseti var, bir uluslararası ilişkileri var ama burada bunu şimdi dile getireceğim. Tabii Kuzey Renvesfale eyaletinde doğmuş bir kişi olarak ve o eyaletin içerisinde yıllarca yaşamış, ailesi orada yaşamış, hizmet etmiş. Benim rahmetli babam yıllar yılı cümle geçmişlerimize yıllar yılı orada doktor olarak, hekim olarak görev yaptı. Dolayısıyla ciddi manada bir hizmeti de var. Keza annem de aynı şekilde sağlık içerisinde hizmet yaptı. Bizim baktığınız zaman Almanya ile yakın ilişkilerimiz var ve doğmuşuz büyümüşüz orada. Bu anlamda belki beni yanlış anlamaz diyorum Alman siyasetçiler. Çünkü orada Türkiye ile alakalı açıklama yapan birçok Türk kökenli siyasetçi var. Sizin de ama bir fikir beyan etme tabii. Hakkınız var. Bu kadar yani, bağdan sonra. Eyvallah. İnsan hiçbir şey ben söyleme. Ben teşekkür ediyorum size şey buradan söyleme. Artık çıkabilirim ben. Tabii elbette. Böyle baktığınız zaman tabii yani dedim ya yıllar yılı içerisinde temastayız. Tabii ki Armin Laschet ismi bizim açımızdan bildiğimiz, tanıdığımız, kendim şahsen de tanıştığım, bir araya geldiğim, bakanlık döneminde de beraber güzel çalışmalar yaptığımız, Türkiye ile Almanya'nın gençlerinin birbirini daha iyi tanıması, karşılıklı geliş gidişlerin artması, kültürel işbirliğinin gelişmesi spor anlamında da yaptığımız bir takım çalışmalar katkı oldu. Katkı verdi mi o katkı dönemde? Verdi. Olumlu mu yaklaştı? Verdi tabii. Bunlara olumlu yaklaştı. Ve yani seçilmesi halinde, dolayısıyla yani, dediniz siz cümlenizi siz devam ettiniz. Dolayısıyla benim nezdimde bildiğim, tanıdığım, daha yakından, daha önce ilişkimin olduğu, ve yaptıkları da ortada olan, yani oradaki vatandaşlarımıza olan katkısı da, bunu hem sosyal anlamda söylüyorum, hem de bir yöneticinin oradaki görevler açısından söylüyorum, ortada olan bir kişi, Olaf Scholz veyahut da Yeşiller Partisi adayının parti politikalarından gelen durumu da ortada. Tabii biz çok dikkat ediyoruz Alman siyasetinde herhangi bir şeye müdahil oluyormuş gibi görünmemek için ama sağ olsun ana muhalefet partisi o kadar Türkiye'deki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi o kadar dikkatli değil. O onların takdiridir. Ama benim açımdan baktığımızda Türkiye'deki bir siyasi olarak genel anlamda biz kendi siyasetimizi, uluslararası ilişkilerdeki duruşumuzu kim gelirse gelsin ortaya koyacağız. Ama kim istemez ki daha önceki dönemden tanıdığı, bildiği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu, çalıştığı kişinin önemli görevlere gelmemesini. Yani aslında burada tabii yani siyasi partilerin kendilerine daha yakın gördükleri ideoloji ve politikalara yakın durmaları, desteklemelerinde anlaşılır bir şey. Yani tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'deki siyaset yaklaşımı ve CHP'nin daha farklı. Onlar da uluslararası ilişkilerde kendilerine daha yakın partiler görebilirler. Yani belki CHP Sosyal Demokrat Parti'ye veya Yeşillere yani onların destek kazanmasını arzu ediyor olabilir. AK Parti de belki CDU-CSU ittifakını kazanmasını istiyor olabilir ama bu tabii yani ne diyelim ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme, karışmama tabii. Gibi bir, temel bir prensip de var. Siz doğru. De bunun altını çizdiniz. Ben bunu şu anlamda söyledim Hakan Bey. Bakın şimdi daha önceki yıllarda nihayetinde bir takım şeyler oldu. Kim kazanırsa kazansın sonuçta Almanya ve Türkiye büyük ülkeler. Hiç tartışmasız. Bu ilişki hiç kuşkusuz bakın, devam Alman edecek. Halkı, Almanya'da oy kullanma hakkı olan tüm vatandaşlar oylarını kullanacaklar ve Almanya'yı önümüzdeki dönem içerisinde Sayın Merkel'den sonra yönetecek olan kadroları seçecek. Evet. Bu onların vereceği bir karardır. Ama ben kişi olarak bana sorulduğu zaman orayı da bilen, eden, orada biraz da bulunmuş ve doğmuş olan. Kaç sene yaşadınız orada? 11 yaşımı orada geçirdim. Evet.
Daha sonra da sürekli iç içe olduk. Doğduğunuz andan itibaren. Tabii. Evet. Daha sonra Alman Lisesi derken tabii ki sürekli içerisinde. Siyasette de öyle. Siz Cumhurbaşkanlığıyla onun ofisinde çalışmaya başladığınız özel kalemdeki yıllarınızda da Almanya-Türkiye ilişkilerini yakın takip ettiniz. Her zaman içerisinde. Merkel'le görüşmelerde şöyle birçoğunda bulunduğunuzu bir şey hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama hepsinde bulundum ama şöyle enteresan bir... şimdi siz dile getirince aklıma geldi. Hatırlarsanız... Seçimden önce Sayın Merkel Ankara'ya geldi ve bizim genel merkezimizi o zaman Ankara'da Çukur Ambar'daki ikinci binada. Yani o şeydeydik. Yani Almanya'da başbakan olmadan önce. Olmadan önce CDU genel başkan olarak Türkiye'ye gelmişti. 2004'tü. Genel merkezde ben gezdirmiştim kendisini. Yani böyle yıllarda böyle enteresan bir şekilde, ilginç bir şekilde geçiyor ama ya dediğim gibi ben olaya siyasi parti açısından bakmakla beraber aynı zamanda kişisel anlamda da baktığımda bu benim görüşüm. Bana katılır katılmaz insanlar ama ben Almanya'da baktığım zaman dediğim gibi yani daha önceden bildiğim çalışma imkanım olan ve tabii şimdi ben göçmen kökenli oradaki vatandaşlarımızın hissiyatını da anlayabiliyorum. Onlara karşı bir olumlu yaklaşım içerisine girdiği artık ispatlanmış olan bir kişinin de olması tercihimdir. Ama kim gelirse gelsin. Sonuçta ilişkiler aynen devam edecek. Aynen öyle. İyi ama burada önemli olan bir şey daha var Hakan Bey. Bakın Bundestag'ın içerisinde Alman parlamentosunda yeni seçilecek olan parlamentoda bir dostluk grubu da kurulacak yine. Yeni bir grup. Yeni bir grup. Bu grubun başında kimin olduğu da önemli. Burada Alman siyasetçilerle çok konuştuğumuz bir şey. Burada dikkat edilmesi gereken bazı ülkeler var. Türkiye o ülkelerden birisidir. Yani Almanya bakımından. Almanya açısından tabii. Söylüyorum. Yani çünkü biz Almanya'da ne kadar büyük bir etkileşimimiz var. Tabii. Onların da burada var. Aynen Türkiye'de öyle. Bizim de orada var bir şekilde. Yani. Baktığınız zaman bildiğim kadarıyla Almanya dışında emeklilikten sonra yerleşim açısından baktığınızda Türkiye en başta gelen ülkelerden birisi. Bunu Almanlar açısından da mı söylüyorsunuz? Bunu Almanlar açısından yani söylüyorum. Türkiye kökenli olmayanlar bakımından. Tabii bu Almanya'dan Türkiye'ye. Evet. Göçmen kökenli olmayan Almanya, Antalya aynen o anlamda öyle. İklim işte tanınıyor olmak, farklı biliniyor şeyler. Olmak. Farklı yakınlık, düşünceler, yakınlık. İşte, tecrübe. Aynen, aynen. Türkiye gelip tatil yapıyorlar, beğeniyorlar. Yıllarca gelmeye devam sonra ediyorlar. Gelip kalıyorlar. Yaşamak istiyorlar. Tabii, yani 100 binin üzerine çıktığını biliyoruz. Yani şu andaki bu seçimlerde nihayetinde kim kazanırsa kazansın. Doğal olarak Almanya ve Türkiye'nin iyi ilişkiler sürdürmesi iki ülkenin de çıkarına. Tabii Almanya ki. Bizim çok önemli bir müttefikimiz. Aynen. Avrupa'da, NATO'da değil mi? Tabii şüphesiz zaten yani uluslararası ilişkiler içerisindeki genel ülke politikaları açısından, yatırımlar açısından, işte uluslararası kurullarda NATO olsun, Avrupa Konseyi'nde olsun, yani buralarda hep beraberiz tabii. Zaten. Peki Alman seçmenleri yani bizim Türkiye kökenler de dahil oy kullanacak olanlar için en önemli birkaç parametre hangisi? Yani her yerde olduğu gibi ekonomi mi? Sandığa gidip oylarını verirlerken insanlar neye bakacaklar? Adayların hangi özelliklerine bakıyorlar? Bakın COVID, bütün şu son 2 yıla yakındır yaşadığımız COVID pandemi süreci birçok alışkanlıklarımızı ve geleneksel olarak gördüğümüz bir takım tepkileri değiştirdi. Şu anda biz New York'tayız. Burada etrafa baktığımız zaman hala pandeminin izleri var. İzlerinden kastım insanların kimisi maskeli, kimisi maskesiz. İş yerleri kapalı. İş yerleri kapalı. Otellerde oda servisi yok, restoranlar gibi. Çalışmıyor falan. Ama tam toparlanabilmiş değiller yani. Aynen. Kapalı alana girmek istediğin zaman maske ve aşı. Aşı bakıyorlar. Bakıyorlar, soruyorlar. Kontrol ediyorlar. Bunlar Avrupa'da da aynı şekilde. Ben Almanya'ya da gittim bu dönem içerisinde. Orada şunu gördüm. Pandeminin yönetimi, pandemiden çıkış bu ciddi bir gündem. Ekonomi ne olacak? Daha sonra aşıyla alakalı alınan kararlar ne olacak? Ve bunun getirdiği kısıtlamalarla ilgili hayatımızı nasıl sürdüreceğiz? Bu bir gündem maddesi. Tabii Almanya'da son dönemlerde yaşanan bir takım doğal afetlerden sonra yaşananlar da etkili. Ama ekonomi, bakın sadece Türkiye değil, tüm dünya pandemiden farklı şekilde etkilendi. Bugün İngiltere'de görüyorsunuz yani süpermarketlerin, alışveriş yapacağınız bölgelerin, gıda alışveriş yapacağınız yerler. Yani pahalı olmakla beraber yok. Ürün yok. Ürün yok. Almanya'da gıda enflasyonu yüksek miktarda. Avusturya'da öyle. Burada böyle. Şimdi burada siz de geziyorsunuz. Bakıyorsunuz işte bir yiyeceğiniz, içeceğiniz bir şey alırken fiyatlar bir anda bir yükselme yaşamış. Tüm dünyada bu üretim zincirlerindeki
zorluklar hasebiyle... Bu süreci iyi yönetip yönetememekte bir kriter mi olacak? Orada kriter var ve ekonomik açık. Peki Merkel, yani Merkel'in siz başarılı olduğunu düşünenlerden misiniz? Görev yani yaptığı Almanya süreçinde. Açısından baktığınızda ben pandemi yönetiminde Avrupa içerisindeki diğer birçok ülkeyle karşılaştırdığınızda başarılı olduğunu görüyorsunuz. Yani Almanya'nın sağlık sistemi de sonuç itibariyle Avrupa'daki en köklü sistemlerden birisidir. Yani İngiltere'deki gibi, Birleşik Krallık'taki gibi bir sistem değildir. Fark mesela şimdi ülke ismi vermek istemiyorum ama ciddi sorun yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Almanya'da iyi örneklerden biridir Avrupa. Almanya'da iyi örneklerden evet. Birisi. Aha aşıyı tabii bir şu anlamda düşündüğünüz zaman şu anda dünyada en yoğun kullanılan aşı olarak gördüğünüzde iki tane Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş göçmen kökenli Alman'ın evet. Yani Uğur Hoca ile Özlem Hanım'ın bu noktadaki başarısı da hem göğsümüzü kabarttı hem hepimizi bizi mutlu etti, heyecanlandırdı. Dünyaya hizmet oldu bu. Evet, büyük yani, bir hizmet oldu. Türkiye'den giden bilim tabii, insanlarının da ne kadar iyi şeyler yapabileceğini ortaya burada koydular. Burada Amerika'da da çok bilim insanlarımız burada var. Çok yani, var. Çok başarılı. Bütün bu şeyleri üst üste koyduğunuz zaman ciddi etkisi olacaktır seçim sandığının önünde. Yani hem ekonomi hem pandemi yönetimi ve kesinlikle. Pandeminin getirdiği belirsizlik geleceği, seçmen davranışlarını etkileyecektir. Kesinlikle. Geleceğin yönetimi açısından kim daha fazla güven verir sorusu mutlaka akıllardadır. Peki yani Merkel döneminde Türkiye-Almanya ilişkilerine dair yani size sorsam bir klasör dolusu şey anlatırsınız mutlaka ama yaşadığınızda örnekler var. İki cümleyle söylerseniz eğer yani o olumlu katkıları, artıları ve eksileri anlamında böyle bir bilanço yaparsanız Şansölye Merkel döneminde Türkiye-Almanya ilişkileri ve Avrupa ilişkileri evet. Ne oldu size göre? Şöyle, gönül isterdi ki Şansölye Merkel kadar Alman siyasetinde ve iradeyi ortaya koyabilen ve siyasi anlamda yüksek gücü olan bir siyasi Türkiye'ye karşı sadece uluslararası anlaşmalara uyacağım ama şahsi görüşüm Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmamasıdır demeseydi. Böyle bir düşünce içerisinde olmasaydı keşke derim. Ama uluslararası siyaset açısından baktığınızda da oturup konuştuğunuzda Almanya'nın gücünü birçok konuda, her konuda olmasa da birçok konuda masaya getirebilen bir yaklaşımı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da kişisel anlamdaki kurmuş olduğu diyalog da önemliydi uluslararası ilişkilerde. Çünkü bir güven duygusu oluşmuş. Her konuda evet. Yakın görüşme yakın halinde görüşme, oldular. Bazı konularda ciddi görüş ayrılıkları oldu. Oldu tabii ki. Gergin ve sert zamanlar oldu karşılıklı açıklamalarla. Karşılıklı açıklamalarda gerilim ama de oldu. Genel itibariyle bakıldığı zaman siz yani daha olumlu bir bilanço mu görüyorsunuz? Genel itibariyle baktığınızda dedim ya siyasi iradeyi, sandıktan almış olduğu iradeyi yansıtabilme kabiliyeti yüksek olan bir siyasetçiydi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem nasıl olur? Kim seçilecek hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi işin özetinde keşke Sayın Merkel Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci içerisinde daha pozitif bir yaklaşım içerisinde olsaydı. Çünkü geçmiş dönemde Sarkozy'nin ortaya koymuş olduğu o frenleyici siyasetin frenleyici yaklaşımın açıktan destekçisi olmadı hiçbir zaman. O kadar ileri gitmedi. Ama Sarkozy'yi de tutmadı. Yani bugün baktığınız zaman Almanya-Fransa ilişkilerini değerlendirdiğinizde Alman şansölyesinin uluslararası ve Avrupa siyasetindeki ağırlığı yüksektir. Dolayısıyla Fransa ile olan işbirliği içerisinde farklı bir ivmelendirme getirilebilirdi. Almanya Başbakanı Merkel imtiyazlı ortaklık konusunu keşke evet. Gündeme getirmeyip Türkiye'nin tam yönelik yani, iradesine destek olsaydı. Keşke. Almanya bunu isteseydi Türkiye'nin önü açılabilirdi de diye bilmiyorum, düşünüyorum en ben. En azından yani, bir önemli bir var. Tabii ki Avrupa Birliği içerisinde diğer ülkelerinde yaklaşık. Her ülkenin ama, bir oy hakkı var elbette. Ama yani Almanya'nın lokomotif olarak daha pozitif olması işleri rahatlatırdı. Öyle söyleyeyim. İşleri daha rahatlatırdı. Daha fazla bir yol yürümüş olabilir idik diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bizim attığımız birçok adıma karşı, çünkü bunu bilmek lazım. Biz özellikle AK Parti'nin birinci, ikinci iktidar dönemlerinde, hükümetlerinde ciddi bir irade ortaya koyduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakanlığı döneminde, sonra Cumhurbaşkanı olduğunda hep bu gündem dile getirildi. Ama Avrupa'daki birçok siyasiden ve bu anlamda Avrupa Birliği içerisindeki kurumlarda görev yapan kişilerden mesela bir Verhoeven kadar bir olumlu gündem duymadık. Günter Verhoeven efsaneydi o dönem değil mi? Türkiye'nin yani Avrupa Birliği baş müzakere sürecinde. Hatırlayın Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman neler başbakan yaşandı olarak masada başka bir şey var mı diye açık açık sordu. Evet, o da yok dedi. Sizin partinize getirilen eleştirilerden biri de Almanya'dan ve Alman basınından, sivil toplumdan kimi zaman Almanya siyasetine müdahalede bulunulduğu, işte açıkça kanaatlerin, görüşlerin dile getirildiği, oradaki seçmenlerin, vatandaşların yönlendirildiği yönünde eleştiriler de geldi geçmişte. Evet. Son dönemde çok fazla duymuyorum ya da belki ben fark etmiyorum ama yok, bir dönem daha fazlaydı. Bu dönem öyle bir şey. Bir dönem daha fazlaydı. Daha az. Bu karşılıklı eleştiriler biraz şey oldu mu bu seçim döneminde tartışma, çok tartışmalı bir seçime girilmiyor gibi görüyorum ben. Değil. Ama Almanya kamuoyu içindeki dinamikleri tabii, Almanya, çok bilmiyorum tabii yani. Almanya'da yüksek tartışmalar var. Yani şu, bugün takip ettiğiniz zaman basından görsel yazılı. En azından yazılı Türkiye'ye çok yansımadı o tarafı anlamda söylüyorum. Çünkü şu var, yani diyorum ya pandemi bir takım alışkanlıkları da etkiledi. Şunu görmek lazım. Belki geçmişteki tecrübelerden şunu gördüler. Ya bizim Türkiye'ye karşı daha dikkatli olmamız gerekir. AK Parti'ye karşı da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle Hakan Bey, biz düşüncemizi dile getiriyoruz. Yani herkes aslında biraz daha dikkatli ve ölçülü mü olmaya gayret ediyor. Bu biraz tartışmaları ve gerginlikleri azaltan bir şey oldu ya sanki. Bizim açımızdan baktığınız zaman biz zaten hiçbir zaman gidip de yani Almanya'nın siyasetinde şu olsun bu olsun demedik. Ama Türkiye'yle, şimdi bakın geçmişteki bazı sorulardan şuydu. Ya işte Türkiye gündemi her zaman Almanya'daki programlarda, siyaset programlarında ve şeyler tartışılıyor. Ben de şunu soruyordum. İşte miting yapmayın burada falan deniyordu ama mesela. Ama oraya nasıl gelindi? Ben şunu soruyordum. Yani ben Peter Altmaier'le de televizyonda canlı yayında hatırlarsanız 2 saate yakın bir program yaptım. Referandum öncesi. Bakın bizi suçladıkları zaman dediniz yani AK Parti ve hükümetten alakalı ama şunu görmüyorlar. Almanya'daki gazeteler Türkiye ile ilgili yazı yazıp da sürekli haber yaptığı zaman biz buna cevap vermeyeceğiz mi? Biz buna cevap vermek durumunda değil miyiz? Biz buna cevap vermek durumundayız. Siz oradan gelen bir iddiayı cevap verdiğiniz zaman siyasete karışıyor olarak algılandığınızda da bu bizi üzüyor. Ama dediğiniz gibi şu dönem biraz daha Almanya'dan da gelen yaklaşımlar dikkatlice. Biz de böyle bir şey Türkiye ile alakalı olmadığı zaman olumlu bir atmosfer var iki ülke arasında. Daha olumlu. Umarım yani seçimde kim kazanırsa kazansın yapıcı bir atmosferle yeni bir başlangıç olur. Ümit ediyorum. Ama çünkü Türkiye'nin önüne ön yargılarla çıkılmamalı. Türkiye'nin önüne bir takım ön kabullerle Türkiye şunu yapmalıdır, Türkiye bunu yapmalıdır denmemeli. Türkiye neden bazı konularda bazı hareketler içerisinde oluyor? Bu iyi araştırılmalı. FETÖ ile mücadele konusunda açık söylüyorum Almanya'nın daha fazla bir emek, daha fazla bir irade ortaya koyması lazım. Yani bugün eminim ki Amerika'daki o charter school diye tabir ettiğimiz okullardaki eğitimden elde edilen FETÖ terör örgütüne elde edilen maddi gelirin bir bölümü Almanya'dan da ediliyor, bir takım okullar var. Bunları Almanya kendi kuralları çerçevesinde Maliye Bakanlığı incelediği zaman hiçbir inceleme var mı Almanya'da? Bir takım çalışmalar var. Var mı? Var. Yani Almanya hiçbir adım atmıyor denemez öyle mi? Yani şöyle atıyor biraz, ama Türkiye'nin beklediği oranda mı adım atıyor? Evet yani FETÖ ittirmemizle, dile getirmemizle ya burada bir şey var bir bakalım deniyor ama dediğiniz kadar yoğun bir çaba değil. İnşallah şimdi şu seçim dönemi pandemi çalışmış, pandemi de tabii şey yaptı. Pandeminin gidişatı daha iyi gidince, seçim de bitince bir İmelenme olur diye ümit ediyorum. Bizim çünkü dediğim gibi yani Almanya ile sürekli bir ilişkimiz var. Ve o öyle olmaya devam edecek. O kadar vatandaşımız var. Bu kadar en büyük ticaret ortağımız. Türkiye'de bu kadar Alman şirketi var. Tabii ki. Yani bizim aslında şu anda Çağatay Kılıç'la Sayın eski bakan aynı zamanda Çağatay Bey Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde de bulundu. Şu anki meclisteki komisyon başkanlığının öncesinde biz Amerika'da Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ortasında Almanya'yı konuşuyoruz. Ama bu yani haksız bir konuşma değil çünkü bizim için çok önemli. Yani Batı İttifakı'nda şimdi Amerika belki siyasi olarak Türkiye ile ilişkilerde çok önemli, askeri olarak belirleyici bir ülke ama Almanya
bizim Avrupa'daki bir numaralı ne diyelim ortağımız. Ama Hakan o yüzden Bey, haklıyız yani Amerika'da Almanya'yı konuşmakta. Ama Bryant Park'ın şey ortasında. Tabii şöyle de bir şey var. Almanya seçimi önümüzdeki günlerde yani hafta sonu yapılacak olan, pazar günü yapılacak olan Almanya seçimi aynı zamanda önümüzdeki sene Fransa'daki seçimi de etkileyecek. Etkileyecek tabii. Şimdi dolayısıyla iki ülkenin ne kadar yakın olduğunu, aynen, ilişkilerini okuduğunuz zaman tek açıyla okuyamazsınız Almanya seçimi. Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren kesinlikle bir anlamda. Yani Brexit'in etkisine bakalım. Evet. Çok iddialı bir şey söylemek istemem ama bir anlamda yeni Almanya Başbakanı da eğer o koltuğu doldurabilecek bir isim olursa Avrupa'nın adı konulmamış bir anlamda lideri olacak. Birleşik Krallığın Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden uzaklaşmasıyla çekirdek Avrupa'nın daha farklı bir rolü olmaya başladı. Yani Fransa, dün İngiltere Almanya'nın Başbakanı Sayın Johnson Cumhurbaşkanımızla burada görüştü. Evet, Türk evine geldi. Bugün de birçok Avrupa lideri geliyor. Tabii, Türk evi de hayırlı olsun bu arada. Evet, onu da burada dile getirmeden. Manhattan'da Birleşmiş Milletler Binası'nın hemen karşısında. 35 katlı. Bana da sosyal medyadan yazanlar oldu. Değerli vatandaşlarımız yorumlarını, görüşlerini paylaştılar. Ben bu genellikle son dönemde işte bir bina yapıldı, işte şöyle özellikleri var, böyle özellikleri var diye teknik yönleriyle ortaya kondu ama ben biraz Türkiye'nin diplomasisi, Türkiye'nin yumuşak gücü, Türkiye'nin batıya açılan kapısını, bu alternatifleri, seçenekleri arttırmak olarak bakmak lazım. Yani yarın Türkiye'de diyelim ki başka sonraki dönemlerde hangi siyasi iktidar görevde olursa olsun, tabii bu Türkiye'nin, Türkiye buradaki Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir yapıya Dışişleri Bakanlığı'nın sahip olması, orayı kültür, sanat, diplomasi, her şeyimiz, bizim vatandaşlarımıza açık olması, Kuzey gençlere Kıbrıs açık Türk olması, Cumhuriyeti'nin temsilciliği de orada olumlu olur diye düşünüyorum. Umarım iyi fonksiyonlarıyla kullanılabilir. Yani bu bina Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'nin devletin malı yani ve bunu. Aynen yani öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve burada gerçekten ay yıldızlı bayrağımız tam Birleşmiş Milletler'in çok önünde. Çok güzel bir lokasyonda, konumda. Mükemmel yani, müthiş bir burada emeği geçen herkese de teşekkür edelim ve bu binanın zamanında satın alınmasıyla alakalı da emek veren İhsan öncü Sadri, olan Çağlayangil, aynen, merhum bakan, eski bakanlarımızdan Sayın merhum Süleyman Demirel, aynen, Türkiye Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, o dönemin başbakanı. Yani bakın orada bakın o zaman atılan temeller bugün nerelere geldi? Bunların bugün atılan temeller de yarın inşallah biraz daha güzel yerlere gelecek. Umarım öyle olur. New York'a gelip de Türk temsilciliğinde, New York'un Türk temsilciliğinde herhangi şekilde işi olan veyahut da ziyaret etmek isteyen insanlarımızın mutlaka bir uğrasınlar. Uğrayacaktır. Türk vatandaşlarına açık bir yer burası. Yani herkes kapıyı açık çalıp herkes açık girip ya ben geldim bir görmek istiyorum. Zaten içerisinde sanat galerileri gibi bir bakmak istiyorum ne var diye. Bir açık, işte müsaitse terasa bakmak tabii istiyorum ki diyebilirler. Tabii. Ben çok teşekkür ederim ben zaman teşekkür ayırdığınız ediyorum için. Bu güzel bir sonbahar. Hafif de serin. Hafif de serin. New York'ta, Manhattan'da Sayın Çağatay Kılıç'la bir araya geldik. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon başkanlığını yapıyor. Uluslararası ilişkileri yakından takip eden bir isim. Almanya doğumlu, Almanya'da yıllarca yaşamış olan bir isim, bir siyasetçi. Ve şimdi de AK Parti milletvekili, kendisi bir taraftan da. Almanya seçimlerinin Almanya'ya her şeyden önce hayırlı olmasını dileriz. Aynen. Bakın ama Alman vatandaşlarına Almanya iyi seçimini yorumlarken bile Türkçe hayırlı olsun diyoruz tabii, işte. Tabii, bu kadar da yakın bir şey. Almanlar bakımından olumlu sonuçlar doğurmasını İnşallah dileriz. Biz de bizim ülkemiz açısından biraz baktık. Yani Türkiye ile ilişkileri de olumlu yönde umarım tabii etkiler. Çok sık gidip geldiğimiz bir ülke. Her türlü alanda ilişkimiz var. İstiyoruz ki bu ilişkiler çok daha iyi olsun. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. New York'tan bütün bizi izleyenlere de selamlar. Aynen.